Videogram YouTube kanalından herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Final Cut Pro derslerimizde bedava güzeldir serimize devam ediyoruz. Bu serimizde yine ücretsiz, benim çok sık kullandığım ve faydalı olduğunu düşündüğüm bir eklentiyi sizlere tanıtacağım ve nerede indireceğinizi anlatmaya çalışacağım. Başlamadan önce her zamanki gibi ricam, lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Ve hemen plugin'e, yani eklentiye geçiyorum. Arkadaşlar, bu eklenti herhangi bir internet sitesinde bulabileceğiniz bir eklenti değil. Yani yapan kişi sanırım ya sitesini kapatmış ya da kaldırmış. Ancak ben nereden indirdiğimi hatırladığım için sayfasından değil de YouTube kanalından buldum. Bu kanalı sizinle paylaşacağım. Şimdi eklentiyi anlatmaya geçmeden önce de şunu söyleyeyim. Ben bu eklentide bir değişiklik yaptım. Aslında eklenti gördüğünüz gibi efektlerin içinde Top 5A Zoom Highlight olarak geçiyor. Şunu kaldırıp anlatmaya çalışayım size. Şimdi efekt olarak attığınızda videonun tamamında kullanmak zorunda kalıyorsunuz bunu. Fakat ben bunu neden efekt olarak yaptığını anlamadım tabii yapanın. Kendi bileceği iş. Ama dedim ki yani bu title olarak olsa, yani bir süresini ben ayarlayabilsem çok daha iyi olur. Bunu Motion'da aldım. Title'a çevirdim. Ve dedim ki elimdeymişken neden Türkçe yapmıyorum? Sizin için bir de Türkçe'ye çevirdim bunu. İsteyenler benim vereceğim kaynaktan orijinal efekt olarak indirebilir. İsteyenler yine yorumlarda ya da açıklamada paylaşacağım linkten indirip Türkçe halini kullanabilirler. Yalnız dediğim gibi Türkçe hali title olarak, efekt hali İngilizce olarak var. Bunu belirteyim. Bunu yapan arkadaş Tapio diye Finli bir arkadaş. Ben eklentiyi açtığımda gerçekten şaşırdım. Acayip bir emek harcamış adam. YouTube kanalının linkini de bırakıyorum açıklamalara. Bunun dışında başka bir eklentisini de göremedim açıkçası işe yarayan. Yalnız bu benim çok işime yarıyor dediğim gibi. Ben bu eklentiyi size Türkçe kendi yaptığım versiyonu üzerine anlatacağım. Şunları sileyim. Şunu da sileyim. Şu video üzerinde anlatayım diyorum. Biliyorsunuz bu meşhur kilise. Şimdi büyüteç olarak kaydettim. Ve dediğim gibi title olarak kaydettim ben bunu. Motion'da birazcık değiştirip Türkçeleştirip. Biraz önce de bahsettiğim gibi arkadaşlar, buradan efekt olarak kullanmak çok işime gelmedi. Title olarak kullanmak daha mantıklı diye düşünerek Motion'da açıp değiştirdim. Çünkü süresini istediğim gibi arttırıp azaltma şansım buradan var. Şimdi title'dan indirdim normal eklentiyi. İlk açıldığında bu şekilde açılıyor. Bu ayar modu, İngilizcesinde setup olarak geçiyor. Yukarıda belirttiğim gibi giriş efekti ve çıkış efektleri var. Şimdi önce setup modunu ayarları yaptığımı düşünerek kapatıyorum. Setup modunu kapattığınızda bakın, eğer giriş ve çıkış efektleri açıksa şöyle karşımıza çıkıyor. Ve bitmeye yakın kayboluyor. Şimdi bu gördüğünüz giriş ve çıkış efekti. Bunları kapatırsanız otomatik olarak şöyle başlıyor. İki türlü de kullanma şansınız var. Efekt olmadan kapanıyor. Şimdi giriş ve çıkış efektini tekrar aktif hale getiriyorum ve ayar modunu açıyorum. Bu ayar modu açıkken yapacağınız tek şey şu. Siz hangi alan büyütülmek istiyorsanız bu kaynak alanın yazan yeri oraya taşıyorsunuz. Ve bu büyütmek istediğiniz alanın ekranda neresinde gözükmesini istiyorsanız bunu da oraya taşıyorsunuz. Şimdi bu işlemi yaptık. Ayar modunu kapatıyorum. İki tane seçenek sunmuş bunu hazırlayan arkadaş. Kare ve yuvarlak olarak kullanabiliyorsunuz. Bakın yuvarlığa döndü. Bu biraz yukarıda olduğu için yuvarlağın üstü boş kaldı. Bunu birazcık kaydırıp ekranı doldurmak lazım. Buradan dediğim gibi kare ya da yuvarlak seçeneği mevcut. Şimdi ben kareyle devam ediyorum. Ondan sonra ben burada Türkçeleştirdiğim için yani bu alanlar kısmında işte bu kare alanın ayarlarını yapıyoruz. En boyun altında hemen pozisyon var arkadaşlar. Pozisyonu buradan da değiştirebilirsiniz. Buradan da değiştirebilirsiniz. O size kalmış. Yalnız unutmayın, alanlar kısmındaki pozisyon büyütmek istediğiniz alanın pozisyonu. Pozisyonun altında da dönüş açısı var. Yine dönüş açısını değiştirerek bakın buradaki seçili alanı değiştirmiş oluyorsunuz. Şuradan tekrar açarsam bakın. Açıyı değiştirelim. Bu da onunla birlikte hareket ediyor zaten. Bunu tekrar resetliyorum.
Bunu kapatıyorum. Onun hemen altında büyütülmüş alan var. Yani şurası. Oradan da zoom değerini değiştirebiliyorsunuz. Ne kadar yaklaştırmak istiyorsanız buradan büyütebiliyorsunuz. Bu zoom süresi de arkadaşlar, burada animasyon açıkken o animasyonun ne kadar zamanda başlayıp biteceğine karar verebiliyorsunuz. Bunu da resetliyorum. Bunu da resetliyorum. Hemen onun altında yine bu sefer şu alanın pozisyonu var. Bakın bunu değiştirdikçe görüyorsunuz burası da değişiyor. Hemen onun altında yine dönüş açısı var. Şu karenin. Onu da döndürme şansınız var. Bu sefer bakın burası dönmüyor yalnız. Burası dönüyor. O aklınızda olsun. Onun altında keskinlik var. Şimdi büyüttüğünüz zaman görüntü 4K değil 1920x1080 ise ya da düşük kaliteli ise tabi büyüdüğü zaman bu birazcık bozuluyor. Onu keskinlikle hafif ayarlama şansınız oluyor. Tabi çok keskinliği arttırdığınızda bu sefer bozulmalar başlıyor. Çok arttırmanızı tavsiye etmem. Hani gözü yormayacak, rahatsız etmeyecek kadar arttırabilirsiniz. Onun altında da köşeler var. Aslında orijinalinde köşeler buradaydı. Ben onu aşağıya aldım. Daha kolay olsun çünkü aynı karenin değerlerini değiştiriyoruz buradan. Buradan da köşeleri yuvarlama şansımız var. Büyütülmüş alanın altında hemen kenarlarla ilgili ayarlar var. Buradan kenarları aktif edip ya da deaktif edebiliyorsunuz. Ben onu etkin olarak çevirmişim. Burada enini arttırabiliyoruz. Ya da azaltabiliyoruz. Rengini değiştirebiliyoruz. Tahmin edebileceğiniz gibi. Şöyle birazcık daha kalınlaştırayım. Onun altında da rengin altında da hemen çizgi efekti var. Çizgi efekti aktif değilse bu çizgiler sabit olarak geliyor. Eğer aktifse bakın aktif ediyorum. Şimdi bakın etrafını çizerek geliyor videonun. Bunu etkin yapıp yapmamak size kalmış. Ama bir sonraki kısımda anlatacağım şeyi kullanmak bana görsel olarak daha iyi etki veriyormuş gibi geliyor. Şimdi bu çizgileri kaldırıp devam edeceğim. Kenarları. Onun altında gölge var. Ben gölge kullanmayı daha çok seviyorum. Çizgileri kaldırdım. Hatta gölgeyi şunda kullanalım arkadaşlar. Bakın hemen buraya taşıyayım. Daha açık renkli olduğu için. Gölgeyi buradan ayarlarsanız bakın altına gölge verme şansınız oluyor. Görüyor musunuz? Şurada bir gölge belirdi. Ve burada hemen açısını değiştirme şansınız da var. Soluna taşırsanız daha belirgin oluyor. Yani ben çizgiden görsel olarak daha iyi olduğunu düşünüyorum ama tabi yaptığınız videoyla da alakalı nasıl kullanacağınız size kalmış. Şimdi onun hemen altında geçirgenlik kısmı var. Eğer geçirgenliği aktif ederseniz arka tarafı kaldırıyor. Şurada da gördüğünüz gibi. Bunu o yüzden aktif kullanmamak tabi daha faydalı ama yine bu da yaptığınız videoyla alakalı bir şey. Şimdi blur ve doygunluk kısmını size açıklayacağım. Onun için de buraya alıyorum title'ımı. Şimdi tekrar ayar modunu etkinleştiriyorum. Kaynak alan kızın yüzünü seçiyorum. Şöyle. Büyütülmüş alanı da buraya taşıyorum. Şimdi arkadaşlar siz burada blur'u açarsanız ve doygunluğu azaltırsanız ayar modunu kapattığınızda bakın böyle bence çok şık bir görüntü veriyor. Oynatalım tekrar. Bakın buradan yüzünü buraya alıyor ve arka tarafı tamamen blurluyor. Tabi çok fazla blur kullanmak mantıklı değil. Blur'u birazcık azaltıyorum. İsterseniz doygunluğu da değiştirebilirsiniz. Buradan da rengini değiştirme şansınız var. Burada da yüzey geçirgenliğini değiştiriyorsunuz. Bakın buradan da dediğim gibi alt tarafın yüzeyinin rengini değiştirme şansınız var yine. Şöyle baştan oynatırsak. Tekrar kapanırken de eski haline dönüyor. Dediğim gibi arkadaşlar bu tamamen ücretsiz Finli bir arkadaşın yaptığı Tabio Haja ismi bir eklenti. Ben size açıklamalarda hem nereden indirebileceğinizi paylaşacağım İngilizce efekt olarak hem de sizinle kendi yaptığım Türkçe halini title olarak paylaşacağım. Siz tercihe göre hangisini kullanmak istiyorsanız indirebilirsiniz ya da ikisini de indirip kullanabilirsiniz. Umarım bu ders sizin için yararlı olmuştur. Dersi bitirmeden önce şunu da hatırlatayım. Bir sonraki eklentim de çok başarılı. Yine ücretsiz bir eklenti olacak. Onu da kaçırmamanızı tavsiye ediyorum.
Bir sonraki derste görüşene kadar kendinize iyi bakın. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.